artış. İşte bir taraftan gıda, işte Ukrayna. Ukrayna'daki Rusya savaşı. Ukrayna-Rusya savaşı ama onların enflasyonu %20'nin altında. Bizimki %70 ama biz Ukrayna ile Rusya savaşını enflasyona sebep gösteriyoruz. Tabii. Nurettin Nebati'nin Güldür Güldür Show programındaki skecini onun için herhalde sansürlediler. Evet. Bilmem ne yaptılar. Yayınlayamadılar. Toplumla dalga mı geçiliyor? Biz onu gerçek hayatta yaşıyoruz yani. Aslında bir skece de gerek yok. Evet. Hakan Kara güzel hesaplamış, açıklamış. Hı hı. Nisan'da %70 olan enflasyonun 20 puanı dış fiyatlardan, yurt dışı gelişmelerden, etkenlerden, 50 puanı bizden diyor. Yani bizim yanlışımız. 70'in 50'si bizden geliyor. Bizim tercihlerimiz aslında. Bizim yanlış yönetimimiz, yanlış politikamız işte. Ortada nasıl var, sana bana ne oluyor? İşte faiz sebep enflasyon sonuç. Faiz sebep enflasyon sonuç neydi? Bakın bugün çıkardım tekrar. Faiz sebep enflasyon sonuçla ilgili de aslında çok güzel bir grafiğimiz var. Bugün verelim. Hazırlanarak geldik. Onu hemen bulabilirsek... Neyse ona geçmeden önce isterseniz şöyle bir soru yöneltmek istiyorum size. Şimdi yüksek enflasyon, yüksek enflasyon diye konuşuyoruz. Bir taraftan da bazı iktisatçılar diyor ki enflasyon her zaman Türkiye'nin sorunuydu. Biz bu denli yüksek enflasyonu geçmişte hiç gördük mü? Yani şimdi bakın Hakan Kara'nın tweetinin ardından şeyi verelim. Arkadaşlar iki numarayı verir misiniz? Dünyada enflasyon neydi? Türkiye'de enflasyon ne diye? Biraz bir de ona bakalım. Tamam. Bakın şu grafiğine baktığınız zaman grafiğe dünyada biz ayrışmışız. Ayrışmışız. Yani o sadece arada, enflasyon neredeyse... Belirtelim bu BBC'nin grafiği. Bütün dünyada da baktığınız zaman zaten 6. sıradayız. Venezuela önümüzde. OECD ülkeleri... OECD'de birinciyiz. Hı hı. Ama genel dünyada işte Venezuela, Surinam falan böyle dandik dandik ülkelerin ardından 6. sıradayız. Geçmişte de Türkiye'de enflasyon vardı. 2000 yılı öncesi, 2002 öncesi, 2000 yılı öncesi. Zaten 2001 krizinde Kemal Derviş, Sayın Faik Öztürk bu güçlü ekonomiye geçiş programı, Türkiye'yi bu enflasyondan kurtaracak programı kendileri yazdılar. Bu programdan sonra Türkiye'de enflasyon hızla düşmeye başladı. Onun öncesinde 90'lı yıllarda vardı. Ama şunu hatırlatalım. 80'li yıllarda ve 90'lı yıllarda Türkiye'de %50, 60, 70, 80 hatta kriz yılında 94'te sanırım %100'ün üzerine de çıkmıştı enflasyon. İki fark var orada. Bir gerçek enflasyon ve gerçek ücret artışları vardı. Bakın biraz önce ücreti söyledim size. Yani ücret artışları enflasyonun altında kalmıyor muydu geçmişte? Hayır. Ücret artışları enflasyon ve enflasyon üzeri, enflasyon civarında geliyordu. Şimdi bakın bugün... Yani alım gücü eritilmiyordu öyle mi? Yıl içerisinde eriyordu. Bir yılda iki zam veriliyordu. Yıl başında ve yıl ortasında iki zam veriliyordu. Diyelim ki Ocak ayında zam aldınız, bugünkü enflasyon var. Hazirana kadar gelince o 6 aylık enflasyon maaşınızı eritiyor. Haziranda bir daha zam alıyorsunuz. Enflasyon veya enflasyonun üzerinde bir daha zam alıyorsunuz. Gerçek enflasyona göre. Bugün iki şey var. Bir, gerçek enflasyon mu açıklanıyor sorusu var. İki, ücret artışlarını söyleyeceğim size tekrar. Geçen yılın ilk iki aylık ücret ortalaması, net ücreti veya brüt ücretten söyleyeyim. 5635'ten 7681. 5635 yıllık şey. Geçen yıl 5400'müş ücret, bu yıl 7681. %42.2 ücret artışı var. Ücretler %42 artmış. Naz Hanım bakın. Enflasyon %70 mi %100 mü? Bir bunu tartışıyoruz. İki. Ya da %100'ü aşkın mı? Evet. İki. Ücret artışı enflasyonun çok gerisinde. Kimse çalışanlarına zam yapmamış. Sadece asgari ücret dolayısıyla yapılan bir zam var. Asgari ücret biliyorsunuz %50.5 artırıldı. Ve asgari ücrete sadece yılda bir kez güncelleme geliyor değil mi? Düzenleme. Şu anda öyle ama bu Haziran'da ben size başka şeyler de söyleyeyim. Bu Haziran'da asgari ücrete çok ciddi zam yapılmak durumunda. Hükümet çalışanları sevdiği için değil. Araya sıkıştıralım. SGK şeylerinde var mı arkadaşlar? Şu SGK'nın şeyini verir misiniz? 11 ve 12. Önce 11'i verelim. Niye zam yapılacağını söyleyeceğim ben size.
Yani siz asgari ücreti Haziran ayında bir güncelleme geleceğini söylüyorsunuz. Güncelleme değil, büyük zam gelecek. Büyük zam gelecek. Büyük zam gelecek. Bakın 45 milyar lira Şubat ayı itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu, şuradan söyleyeyim arkadaşlar seyircilerimiz görebilsin. 45 milyar lira maaş ödemesi yapmış. 45 milyar lira Şubat ayında. 13 milyon 689 bin maaş alan var. Çift mesela babasından veya eşinden dolayı anne ve kız maaş alıyor. Ki emekli sayısı 13 milyon 886 bin. Maaş alanların maaş ortalaması, emekli maaş ortalaması 3290 lira. 3290 lira. Buna rağmen şey ne olmuş? Arkadaşlar bir sonraki şeyi verelim. 12'yi verelim. Bakın SGK'nın bütçesini aktaracağım size. Geçen yıl 2021 yılında hazineden Sosyal Güvenlik Kurumu'na 252 milyar 83 milyon lira para aktarılmış. 252 milyar lira. Bu yıl Ocak-Şubat ayında 65 milyar 610 milyon lira para aktarılmış. Ocak-Şubat ayı. Şu anda 2 ayda 65 milyar lira. Tekrar bir önceki şeye dönelim arkadaşlar. 11 numaraya. Emekliye 3 bin lira maaş veriyorsun. Daha 2 ayda 65 milyar lira. 65 milyar lira ne demek biliyor musun? 1 aylık emekli maaşının yarısından fazlasını hazineden ödüyorsun emeklilere şu anda. Maaşı hazineden ödüyoruz. 65 milyar lira. Bakın 47-55. Sağlık giderleri var. Sağlık giderlerine hariç tutuyorum. Sadece şeyi söylüyorum. 92 milyar liranın 65 milyar lirası hazineden aktarılmış. Sosyal Güvenlik Kurumu sadece sağlığı karşılar duruma gelmiş. Emekliye maaş kalmıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu anlama geliyor. 65 milyar dediğiniz zaman 2 aylık bu yıl mevcut durumda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açığı 350-400 milyara gelir. Hükümet işçileri sevdiği için değil, hazinede ve SGK'da para olmadığı için asgari ücret zammıyla, ha bir şey ekleyelim, bu emekli maaşları %7 zam yapılmıştı yanlış hatırlamıyorsam, enflasyon farkı ödenecek. İlk 3 ay, ilk 4 aylık enflasyon %30'u geçti zaten. Hazirana kadar enflasyon %40'ı geçtiği zaman ki rahat geçecek. Emeklilere %90 bekleniyor Haziran için. Haziran'da yıllık enflasyon %90 civarı. İlk 6 ay zam. İlk 6 ay. Yani Aralık sonundaki fiyatlarla Haziran sonundaki fiyatlar. İlk 6 aylık enflasyon %40'ları geçtiği zaman emekliye %35 civarında en az zam gelecek. Gelmesi çünkü gerekiyor aslında. Gelecek mecbur, yasal olarak. Evet. %35 zam demek şu 45 milyarlık gider var ya, aylık maaş gideri, bu yaklaşık olarak nereye çıkacak? 10 milyar, 12-13 milyar, 50-60 milyar liraya yaklaşacak. Dolayısıyla SGK'nın bunu karşılama imkanı yok. Ne yapmak durumunda SGK? Gelirleri artırmak durumunda. Gelirleri artırmak durumu için ne yapmak durumunda? Asgari ücrete mecbur zam yapacak ki çalışanlardan daha fazla prim alacak. Maaşı oranla prim alıyor ya. Evet. Çalışanlardan prim almak durumunda. Onun için tekrar söyleyeyim. Bu yıl ortası asgari ücrete hükümet çalışanları sevdiği ve düşündüğü için değil. Zaten o ücretleri şey ödüyor biliyorsunuz. Özel sektör ödüyor. Yani bu kanalda da patron kim var? İşte patron ödüyor. Bütün masraf patronda biliyorsunuz, reklam falan doğru dürüst şeyler, her şey hükümetin kontrolünde Türkiye'de. Bütün yük patronda, her şey patronda. Patronlara yüklenecek. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açığını kapatmak için patronlardan para alacak, şey alacak, zam yapmak durumunda. Şimdi ücret artışı %42, enflasyon %70, gıda fiyat artışı %90. Türk İş açlıkta %85 artış diyor. İstanbul Ticaret Odası İstanbul'da fiyat artışları 84.4 diyor. Yani iki katı, enflasyonun iki katı, ücret artışlarının iki katı enflasyon şey olmuş, gıda fiyatları artmış çalışanlar. Şimdi bu çalışanın 840 lirayla siz tatil mi yapacaksınız? Elektrik, su, doğalgazı mı ödeyeceksiniz? Kira mı ödeyeceksiniz? Evladınızın okul, çocuk, eğitim masrafını mı yapacaksınız? Nasıl yaşayacaksınız? Aslında Türk halkının elinden yaşama hakkı alınıyor. Bence öyle. Şu anda bu yaşamak mı sizce? Şu anda yapılan aynen öyle. Yani ülkede insanların
yaşamlarıyla ilgili temel ihtiyaçları, temel ihtiyaçlarını gidermekte. Gıdayı verdik mesela. Gıdaya erişim gitti. Bakın inşaatı söyleyeyim ben size. İnşaatı arkadaşlar 13 numarayı verir misiniz ekranı? Bir örnek vereceğim inşaatla ilgili. 13 numarayı bakın burada ücretler, bu Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan söylüyorum bunu. Bu ücretler Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki aylık ücretler. Aylık ücretler geliyor. Burada işte yıl sonunda artıyor. Nereye gelmiş? 7000 küsür liraya. 7681 lira. İnşaat maliyeti, brüt inşaat maliyeti. Ücretleri geçti. Geçen yıl karşılama oranı da yeşil çubuk. Size şunu söyleyeyim. Önceki yıl... Aslında bu grafikte konut alım gücünü gösteriyor. Evet, konut alım gücünü gösteriyoruz burada. Yani artık insanlar kiraya bile çıkamıyor. Yani Yalova'da dün izlediğim bir videoda bunu gördüm. Dediler ki...